Şimdi Yunanistan'a bir ayrıca bakacağız. Bugünlerde çünkü Finlandiya ve İsveç'le birlikte Yunanistan örneği hatırlanıyor. Yunanistan, Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra tepki olarak NATO'nun askeri kanadından çekilmişti. Kısa bir süre sonra dönmek istedi. Fakat Türkiye engeliyle karşılaştı. Türkiye onay vermedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazını ifade ederken bu nedenle geçmişteki Yunanistan olayına atıfta bulunuyor. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası NATO'nun askeri kanadından ayrılan Yunanistan Türkiye'nin vetosu yüzünden 6 yıl beklemek zorunda kalmıştı. Erdoğan aynı hatayı ikinci kez yapmayacağız diyor. Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. 1980 yılında Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüne onay veren Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda benzer hatayı işlemek istemiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör misafirhanesine benzettiği iki ülkenin NATO üyeliğine itirazını ifade ederken Yunanistan örneğine atıf yaptı. Peki bundan 42 yıl önce yaşanan o olay neydi? Türkiye ve Yunanistan aynı zamanda 1952 yılında NATO'ya katıldı. İki müttefik arasındaki ilişkiler Rumların Kıbrıs'ta Türklere baskı ve zulüm uygulamasıyla sarsıldı. Türkiye 20 Temmuz 1974'te adaya barış getirmek için harekete geçti. Kıbrıs Barış Harekatı yapıldı. NATO'dan aradığı desteği göremeyen Yunanistan tepki olarak ittifakın askeri kanadından ayrılma kararı aldı. Ancak Atina yönetimi Soğuk Savaş'ın da etkisiyle kararından vazgeçti. Güvenlik endişeleri yüzünden ittifakın askeri kanadına yeniden dahil olmak istedi. Karşısında Türkiye'yi buldu. Demirel ve Ecevit hükümetleri döneminde veto hakkı kullanıldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ise Yunanistan'ın ittifaka dönüşüne kapı araladı. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren, NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı Bernard Rogers'la görüştü. Rogers planı olarak anılan mutabakat sağlandı. Bu adımla birlikte Türkiye'ye verilen taahhütlerin hiçbiri yerine getirilmediği halde veto hakkı kaldırıldı. Ve Yunanistan, 20 Ekim 1980'de NATO'ya geri döndü. Şimdi ise Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e karşı veto kozunu talepleri karşılanmadan rafa kaldırmak istemiyor. İki ülkeden talep edilenler net. Terör örgütlerine desteklerini kesmeli, iadesi istenen 33 kişinin Türkiye'ye gönderilmesini sağlamalılar. Buna evet demek mümkün değil ve bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar.